8,5 aylık hamile Ayşe Okur ve 5 yaşındaki kızının kaybında 24. gün. Aziz Okur, eşinin fotoğraflarını mı paylaşıyordu? Ayşe Okur, neden birilerinden para istiyordu? İddiaların odağındaki halı yıkamacı Hasan canlı yayında. Herkes konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak. Hamile Ayşe Okur hayatta mı, yoksa öldürüldü mü? Birazdan. 18 yaşındaki Sevda Döz, evli ve 3 çocuklu bir adam tarafından kandırılarak alıkoyuluyor. Zekeriya Ş. hakkında iddialara ne yanıt verdi? Zekeriya Ş.'nin eşi konuşacak mı? Genç kız ailesine geri dönecek mi? Birazdan. Tamam, teşekkür. Hadi kolay gelsin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Teşekkürler. Çok sağolunuz. Yayın öncesi konuştuk. Dedim ki öyle inci inci demezseniz çıkmam, programı sunmam dedi. Onlar da tamam. Çok teşekkür ederim. Ellerinize yüreğinize sağlık. Ekran başındaki herkese sevgiler, selamlar göndererek başlıyoruz. Gerçeğin peşinde Star TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Değerli uzmanlarımız da bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz değerli hocalarım. Çok hareketli bir yayın bekliyor bizi. Bugün kimler yok kimler programda. Bir kere biliyorsunuz kayıp Ayşe Okur'u arıyoruz. 21 yaşında, yanında 5 yaşındaki kızı ve karnında artık 8,5 9. ayına doğru giden bebeğiyle birlikte 3 kaybı birden arıyoruz. Kaybın eşi Aziz burada, kayınvalide burada, baba burada ve kardeşi, abisi Ufuk da stüdyomuzda. Evet. Hoş geldiniz. Hoş Ufuk. Ufuk'un anlatacakları var ama bugün canlı yayında bir başka konuk daha olacak. Ayşe'nin kaybıyla ilgili ismi hep geçen ve Sevgi Hanım'ın, kayınvalidenin ısrarla kızımız çocuğumuz onun yanından çıkacak diye suçlamalarda bulunduğu halı yıkamacı Hasan Bey. O da canlı yayında konuğumuz olacak. Birazdan bakalım bütün bu iddialara Hasan Bey hangi cevabı verecek? Ayşe'nin kaybıyla ilgili bildikleri neler? Ama başka bilgiler de var bu noktada. Sevgi Hanım gelsin dediniz dediniz, geldi işte. Gelsin. Geldi ve birazdan gelsin. Stüdyoda olacak. Yan stüdyoda olacak aslında. Yan stüdyoda olmasın, buraya gelsin. Buraya mı gelsin? Evet. Ne fark eder ki? Gelsin işte, buraya gelsin. Buraya gelsin, burada ne? Konuşsun o. Burada konuşsun. Evet. Ha? Madem öyleyse burada konuşsun. Valla burada birbirimize böyle sen bu kadar öfkeliyken ne olur ne olmaz diye biz açıkçası olsun. Yan stüdyoda tutarsak daha iyi olur diye yok, düşündük. Yok, biz onu dışarıda da görürüz. Evet. Hiçbir sorunumuz yok. Oğlum dışarıda görüpceksen 21 Ekim'den beri görüp konuşabilirdin de aslında. Çıkmıyor ki. Çıkmıyor, görünmüyor. Demek ki dışarıda görememişsiniz. O canı istediği zaman çıkıyor böyle. Peki. Hasan Bey geldi ve anlatacakları var. Tabii ki sadece Hasan Bey konusunu konuşmayacağız biliyorsunuz. Bu kayıpta bir kayıp olayında son gün kiminle konuşulduğu, son gün kiminle haberleşildiği çok önemli. Kaybolmadan önce Hasan Bey'le konuşmaları, mesajlaşmaları var Ayşe'nin ama aynı gün bir de pazarcılık yapan kişiyle mesajlaşmaları var. En son onunla mesajlaşmış. O mesajlarda çok ince noktalar, detaylar var. Ama yine ben Aziz'e sabah karşılaştım, dedim ki Aziz iyice düşündün hatırladın mı? Ben ne varsa söylüyorum dedi ama bugün sanıyorum Aziz o söylemediklerini de söylemen gerekecek. Söylemediğim bir şey yok İnce Hanım. Emin misin? Evet eminim. Peki ben bir kere daha sana aynı şeyi söyleyeyim. Çünkü bilmiyorumlarımın ötesine geçeceğimiz bazı bilgiler var artık Aziz'le ilgili. Şimdi... Sevda Döz biliyorsunuz 18 yaşında bir kızımız ve evli bir adam tarafından tutuluyor. O konuya geçeceğim ama onun öncesinde günlerce Ahmet Karadayı'yı aramıştık biz. Ahmet Karadayı 34 yaşında ve 8 yaşında bir çocuğu olan bir babaydı. Ortadan kaybolmuştu. Babası programımıza gelmişti ve kendisine bir türlü ulaşılamıyordu. En sonunda Ahmet Karadayı'ya ulaştık. Eve dönmek istemiyorum demişti. Hatırlıyorsunuz hikayeyi değil mi? Evet. Hatta öyle şeyler yaşanmıştı ki Şerife Hanım'la, yani annesiyle babasının arası açılma noktasına gelmişti bu kayıp yüzünden. Ve Şerife Hanım da evine gidemiyordu. Önce şunu söyleyeyim, Şerife teyzemiz evine döndü.
Şerife Hanım bağlayabiliyor mu Zeyn arkadaşlar? Nasıl, keyfi yerinde mi? Bir ona bir önce onu soralım ama Ahmet'le ilgili de gelişmeler var, anlatacağım size. Şerife Hanım, gözünüz aydın diyelim her şeyden önce. Niye gözün aydın diyorum? Çünkü Ahmet Karadayı günler sonra, haftalar sonra evine geri döndü. Artık tamamen bulunduğu paylaşabiliyoruz. Oğlunla görüştün mü Şerife Hanım? Görüştüm. Nasıl, iyi mi? İyi, canım. Peki niye gitmiş, niye ortaya çıkmamış, ne söyledi sana? İncanım. Efendim? Valla ben orada boşuna göz yaşı dökmüşüm İncanım. Neden? Boşuna ağlamışım, boşuna gözlerim yaşını dökmüşüm. Niye öyle diyorsun? Ne dedi oğlun sana? Onlar doğruyu konuşsunlar. Onlar bize şebeke değildi. Onlara kendiler şebekeymiş onlar. Kim şebekeymiş? Oğlum. Fatma'la o kendi oğlum. Fatma ile senin oğlun ve eşin. Neden? Eşim. Oğlum bulundu, oğlum gittik pazar gün. Evet. Gittik. Ne oldu, sebep ne? Böyle böyle. Ben dedi, haftada dedi, bir günüm var dedi, her gün dedi, kuyuya çağırıyor babam dedi. Babam kuyuya çağırıyor dedi. Sebep bu, İncanım. Babası köye çağırıyor diye 34 ha, yaşındaki kurtar. Adam çocuğunu evini bırakıp gitmiş mi? Bu muymuş sana? Buymuş suç, İncanım, buymuş. Ha, buymuş sebep. Sakalı koyuyormuş. Onlar gizli telefonla Fatma Hanım'la konuşuyorlarmış. Fatma'yla haberleşiyorlarmış. Haberleşiyorlarmış. Oturduğu evin tapusunu almak istiyor Ahmet diye bilgiler vardı. Bunun için mi gitmiş yani? Babayı buna mecbur etmek için mi? Ha, onu dedi. Ben dedi, babamdan dedi, motoru da alacağım dedi. Evin tapusunu da alacağım dedi o gün akşamlar. Oraya vardığımız gün. Gitme nedeni bu. Ha, sebebi bu. Dünden de tapuyu da aldılar, motorun tapusunu da aldılar. Dünden vermeye gittiler. Aa, aldılar. Ha. İki çocuğun daha var senin ve o evi Ahmet mi aldı şimdi? Sebep buymuş İncanım, sebep buymuş. Bu arada şunu söyleyeyim, Ahmet Karadayı bugün yayına bağlanacaktı ama Fatma Hanım onun yayına bağlanmasına izin vermiyor. Neden vermeymiş? Zaten ne hakla vermiyor onu biz anlayabilmiştiniz de bu soruya cevap vermesi gereken kişi burada günlerce anne babasını ağlatan, 8 yaşındaki evladını komşulara bakmak zorunda bırakan 34 yaşındaki yetişkin kişi olan oğlunuz ne yazık ki. Sebep buymuş. Eve gelmemem için. Bir gün gelmem. Peki sen inandın mı bu sebebe Şerife teyze? Sen inandın mı bu sebebe? Bu sebebe inandın mı sen? İnandım. Ev için i̇nandım, sadece yapmış. İnandım billahi de inandım. Dün de tapu da geçti. Motor da geçti. Tamam. Sebep bu. Valla insan yani üç evladı var kendi, Süleyman Bey'in. Ben kendi evlatımdan ummaydım bunu. Ben orada boşu boşuna gözyaşı dökmüşüm. Tapu Ahmet'in üstüne mi yapıldı, Fatma'nın üstüne mi acaba? Orayı bilmeyen, günden gidildi. Tapu dairesindelermiş. Gören var. Gören var. Sen evine döndün, peki Süleyman Bey'le görüşüyor musun? Ben evimde iki gün yattım, ben dışarıdayım yine. Nasıl ben onlardan yani? Korkuyorum. Ben onlardan korkuyorum İncanım. Ben onlardan korkuyorum. Beni hepsini yaparlar İncanım. İncanım, ben onlara her şeyi yapar. Beni sığınmayın İncanım. Yüreğe çekeceğim İncanım. Beni kurtarın onların elinden. Şerife Hanım, ben sen evine döndün ve her şey düzeldi diye biliyorum. Yani kendi evinde yaşıyorsun diye. Niye çıktın tekrar evinden? Ne dedin? Ne dediler sana? Bana hiç bir şey demediler. Bana tavırını kullandı oğlan. Ben dedim kirede evde duracağım dedim. Ben köye gidersin yok dedim. Senin kirede evde işin yok dedi bana oğlan. Kendi evladı. Ben çocuğa bakarım dedim. Sen çocuğa dedi baktığından mı dedi 400 dedi para verdim dedi aylık dedi. Ya olacak Allah işte. Neler konuşuyoruz biz, inanamıyorum. Kendi evladın ve sen ondan korktuğun için evini buradan çıktın. Nereye gittin? Neredesin şimdi? He? Neredesin şimdi? Ben yerimi devirmeyeceğim İncanım. Ben oraya varamam da. Yerini de söylemeye korkuyorsun.
Gel oraya. Meryem'e mi gitmiş? Meryem'de, kızında şu anda. Meryem'i bir alalım yayına. Meryem Hanım. Meryem Hanım, hı-hı, gerçekten ben duyduklarıma inanamıyorum. Senin kardeşin sırf ev, evet, tapusunu üstüne alabilmek için ortadan kaybolmuş gibi mi yaptı? Evet. Ve Fatma'yla, evet, da bu kadar süre görüştü mü yani? Evet, ince doğru söyle. Doğru söyledim. Ay, doğru söyleyin. Bu kadar acıyı, bu kadar gözyaşını boşu işte, boşuna mı yaşadı bu insanlar? İşte Allah korkusu yok İnce abla. Bunlar böyle. Çeken biri bunları. Böyle işte, bu yüzden yani kaçmış. Planlı gitmiş bunlar İnce abla yani. Ama işini de bırakmış yani. Sen yani iş bulmak şimdi Türkiye'de zor. İşe hayır, geri gelmek hocam, için arkadaşlarından hayır, da yardım istiyor bu arada Ahmet Bey. Benim yani işime... iş, her şeyi bırakıp hayır, gitmesi hocam, sanki planlı, altında başka sebep var gibi. Bunlar. Planlı gitmiş yani. Ev, oradan gelince evin en motor benim üstüm olacak demiş. Bu ona tutturmuş. Ya bu yönden gidilmiş herhalde. Bunun peki üç çocuğu olan bir şöyle, baba kendi malını şimdi, kaçıp diğer çocuklara evet, verebiliyor mu? Yasal olarak bir hakkı yok mu Meryem ve Ayşe? Meryem'in mesela de hakkı var. Diğer kardeşinin de hakkı var. Hocam. Bu miras hukuku çerçevesinde iptale tabi tasarruflar. Ne yapmalılar? Yalnız bunlar ölümle geçmiş, birlikte ortaya çıkacak davalar olduğu için hali hazırda... geçmiş hocam. Hali hazırda bir dava açamıyorsunuz ama babanızın vefatıyla birlikte... bu tasarrufların iptali yoluna gidilebilir. Ama yine de bir mahkemeye başvurup en azından bir tedbir koydurabilirsiniz. Bir de ben şu... Doğrudur ama onu da uğraşmayın lazım işte hocam. Bilmeyiz ki ne yapacağız. Sizin ne yapacağımızı hocam söyleyiniz. Oradan bakın şöyle yapın. Oradan adliyeye gidin. Adliyenize gidin. Orada baro odasına girip adli yardımdan faydalanmak istiyorum deyin. Durumunuza göre size bir avukat verir. Avukat tayin edeceklerdir. Bilginiz olsun. Şerife teyze için de bunu yapın. Bakın şunu yapın. Biz daha önceden hani barıştılar falan bir şeyler yapmak istemedik ama 6284 sayılı yasada kadınlara inanılmaz haklar tanınmış. Siz de bunu bilin. Şerife teyzemiz sadece bir dilekçeyle hem o evin kendi evi olduğunu, aile konutu olduğunu hem de eşinin ve oğlunun kendisine şiddet uygulama ihtimaline binaen onların o eve yaklaşmasını ve telefonla kendilerini rahatsız etmesini engelleyebilir bir dilekçeyle. Beyana doğru dayalıdır. Hocam da. Yani... Bu saatten sonra ben artık bunu yapmasını tavsiye Meryem, edeceğim. Meryem bak hocam çok önemli bir şey söyledi. Yani ikinci doğru şey onun öncesinde. Ama bak uğraşmayın artık. Hayır uğraşacaksın canım benim, uğraşmadan hiçbir şey olmuyor. Uğraşmanın yolunu da söyledi. Gideceksin diyeceksin ki benim bir avukata ihtiyacım var. Devlet size avukat verecek. Doğru söyleyin de. Doğru söyleyiniz de cumartesinin çıkmış bu gece. Ben döndüm diye pazar günü buraya geldi. Burayı da yıktı gitti. Burada bağırdı çıktı. Çığırdı i̇şte benim evde. Bunu engellemek için bakın. O zaman bunu engellemek için sen de annenle birlikte aynı dilekçeyi vereceksiniz. Senin evine de yaklaşamayacak. Yaklaştığı anda ilk başta 3 gün sonra 10 gün sonra 15 gün olmak üzere tazyik hapsi olacak. Ki bu vazgeçmeli de ortadan kalkmıyor. Dolayısıyla size artık yaklaşamayacak. Yaklaştığında evet, cezaevine evet, girmek evet, zorunda kalacak. Evet hocam dediğin doğru. Geçen anneme şiddet uygulaymış Ahmet. Tamam dediğim, işte hocam, gidin benim dediğimi yapın yani. Bu böyle olur bakın, mu ama yani? Bunun yolunu söyle Hasan Bey. Yine hocam. Meryem, devam edin yani. Devam etmeyecek işte. Uzaklaştırma alacak. Gerekirse sonra da hapse girecek. Tabii. Annesine şiddet uyguladığı için. Yani böyle olmasını hiçbirimiz istemiyoruz ama 38-40 yılını ailesine vakfetmiş bir kadının da böyle ortaya atılıp istemiyoruz seni. Hadi git doğru deyip söyleyeyim, başka doğru biriyle evli bir kadın gelecek evet, onun evine oturacak konacak. Uğraşacaksın Meryem'ciğim. Uğraşacaksın. Adliyeye. Sadece size adliyeye gideceksiniz. Avukat istiyorum diyeceksiniz. Bu kadar. Meryem'ciğim, baban hatta onunla konuşacağım ama bir kere daha özetleyeceğiz. Uğraşacak zor bir şey yok. Yasal olarak hakkın var senin. Annenin de hakkı var. Evet. Devlet size avukat tayin ediyor. Para vermiyorsunuz. Eğer tabii imkanınız yoksa devlet size Hasan Bey'in söylediklerini yapacak bir avukat tayin ediyor. Ve avukat bu süreci takip ediyor. Onu yapacağı başvurularda... Avukat da para ister İnce abla. İstemiyor hayır, işte anlatıyorum istemiyor size. Anneniz gidecek diyecek ki... benim tamam, maddi durumum yok. Muhtarlıktan bir belge mi alıyordu? Ben tamam, yayın sonrasında ben seni tamam arayacağım. Ha. Tamam mı? Ben sana ne tamam yapman gerektiğini detaylı bir şekilde evet anlatacağım. Lütfen bu başvuruyu sen ve annen evet birlikte yapın. Tamam mı? Bence de Süleyman tamam Bey telefonu tamam da hiç tamam almaya gerek yok. Süleyman tamam Bey de bizi dinlesin. Meryem'ciğim arayacak Hasan Bey seni. O tamam ev Şerife teyzenin evi Süleyman Bey'in olduğu kadar. Ahmet annesini gerçekten evden kovacak ve ona böyle kötü laflar edecek bir evlatsa...
bunun böyle bir suç işliyorsa hem insani olarak hem yasal olarak bunun cezasını çekecek. Fatma Hanım da böyle başka biriyle evliyken gidip bir adamla oturup yaşayıp bir de o adamın o annesini kapı dışı etmeyense o da bunun cezasını çekecek. O da çeksin cezasını. Meryem'ciğim sen de uğraşmak lazım deyip kenara çekilmeyeceksin. Uğraşacaksın yavrum, tamam mı? Tamam. Uğraşacağın tamam, bir şey yok. Tamam. Zaten avukatın takip edecek. Tamam. Buradan ben Şerife tamam. teyzenin ellerinden öpüyorum. Hiç ağlayacak bir şeyiniz yok. Utanıp ağlayacak olanlar... Başkaları dün, utanıp ağlayacak. Geldi yine ağladı abla, yine bugün yine ağlayın sabahleyin yine. Hasan Bey arayacaksın reklam arası. Ne yapayım, ben de şaşırttım yani, ne yapacağımı şaşırttım yani. Reklam arası arıyoruz seni Meryem'ciğim. Tamam. Burada böyle kaba kuvvetle çözülecek işler değil bunlar. Ne güzel öyle ya, o onu istemiyorum atıyor. Yasa var ya, yasa katil. Var yasa. Yasalar çerçevesinde yasa takip edeceğiz. Buradan sevgiler gönderelim ama hani hikayede... Ahmet Bey'in hayatta olduğunu biliyoruz ama inanılır gibi değil. Bir anneye, bir babaya bu kadar gözyaşı döküp ne o? Kardeşlerinin hakkını gasp edip evi üstüne almak için. Bunu isteyen kim? Ben onu sizle telefonla konuşturmam. Gerekenleri yasal çerçeve. Yasal çerçevede siz önce gidin. Gerçi eşiniz de hala bekliyor. Hala nikahla bağlı olduğunuz adamla olan bağınızı kopartın Fatma Hanım. Önce onu bir halledin, ondan sonra işleyin takibi. Şerife Hanım'ın... Hocam lütfen takipçisi olun, haklarını alsın. Bu kadar şey yok. Yani kim kime gücü yetiyorsa geliyor onun hanesine konuyor. Oradakini kovuyor sessiz bulunca. Neresinden tutarsanız orası elimizde gerçekten kalıyor bu vakada. Gerçekten pes yani, söyleyecek bir şeyim yok. Şimdi Ayşe konusuna geçeceğim. Ayşe Okur kayıp. 21 yaşındaki Ayşe Okur kayıp. Çok küçük yaşta evlenmiş. Çok küçük yaşta anne olmuş. Yanında işte 5 yaşındaki kızı var. Bir evladını zaten kaybetmiş. Bir doğum daha yapmış Ayşe. Şu anda da karnında belki de doğan çocuğuyla birlikte Ayşe 21 Ekim'den bu yana ortada yok. Gizemli kayboluşun sırrı ne? Sizce Ayşe nerede? Benim korkum bize bir telefon dahi açmadığı için Ayşe'nin hani hayatta mı değil mi diye ben o noktada endişe duyuyorum. İnşallah haksız çıkacağım. İnşallah yanılacağım. Aziz, senin bir şeyleri sakladığına inanıyorum. Ayşe'yi bulacağız ama bulmayla birlikte çıksın. Farklı konular ortaya çıkacak. Ya keşke çıksa, bulunsa da çıksın. Aziz o gece nasıl yatıp uyudu? Abla kendisi kayboldan ben zaten kahvedeydim. Tamam. İşte pazartesi yani pazar akşamı, pazartesi kalkıp işe gidiyoruz ya, kahveden evet. erken ayrıldım. Evet. Geçtim ev aldı zaten, kahve kapının önünde. Eve geçtiğimde babam zaten hani Ayşe yokmuş evde, git bak diye söyledi. Gittim abla, Aziz zaten kapıda bekliyordu. Gittiğinde Aziz'de bir dikkatini çeken bir farklılık bir şey var mıydı? Soğuktu, biraz rahattı yani, anladım abla. Çok da böyle bir panik havası yoktu yani. Aziz ne yaptı, o geceyi nasıl geçirdi? Telefonla konuştu. Normal yattı mı? Abla. Yattı uyudu. Uyudu. Yattı uyudu. Bir de şey söyledi ya. Evet, çocuğu kayıp, eşi evet. kayıp, yattı uyudu. Herkesin gizlediği sır ne? Gönül diyor ki hepsi biliyor, o konuşsun. Sevgi Hanım diyor ki hepsi biliyor, o konuşsun. Ömer Bey diyor ki hepsi biliyor, Aziz de biliyor, o konuşsun. Aziz diyor, onlar biliyor. Biriniz konuşacak ama niye herkes birbirine topu atıyor? Hepinizin örttüğü, sakladığı şey ne? Bak çıkıyor ortaya zaten. Hiçbir şey yok benim sakladığım. Gönül dedi ki, başkaları da bunu söyledi. Aziz'in işte fotoğrafları, eşinin fotoğraflarını paylaşıp para istediği şeklinde. Yaptın mı böyle bir şey? Hayır. Fotoğraf ve telefonu kim paylaştı? Ad, soyad. Evet, gösterdiler bana. Telefon numarası da var, kapatıldı. Gördüm evet onu. Kendisi çekip göndermiştir. Hemen Aziz mi göndermiş oluyor? Kendi facesi. Ben onu daha zaten şifresini bilmem, şeyini bilmem yani. Onu... İnternette çok vakit geçirdiğini herkes söylüyor senin. Evet. Sen de bunu kabul ediyorsun ve böyle bir şey paylaşıyor senin eşin. Telefon numarasını yayınlıyor orada. O telefonu belki geri arayanlar var. Sen bunu görmedin mi? Ben görmedim onu. O numarayı bile tanımıyorum ben. Hiç bunu ben. Görmedim. Hayır, görmedim. Eve gelip yani. Gidenleri görmedim. Borç aldıklarını görmedin. Halı yıkamacıyı görmedin. Pazarlamacıyı görmedin. Görmedim. Ayşe'nin başına ne geldi? Taner hocam kendi uzmanlık alanı ile ilgili bir tıp adamı diyor ki yaşadığı travma, gördüğü şiddet, ciddi bir ameliyat geçirdi Aziz ve tekrar bir ameliyat geçirecek. Kafatasında şu anda kırıklar var. Bir anlık unutkanlık, bir anlık cinnet haliyle bile bir şey yapmış olabilir Aziz. Hatırlamıyor bile olabilir diyor. Bu korkumu artırıyor. 8,5 aylık hamile Ayşe Okur yaşıyor mu? Evet, olaylarla ilgili, Ayşe'nin kaybıyla ilgili ismi geçen kişiler var. Biri evdeki halıları yıkamak için tanışılan halıcı Hasan Bey. Şu anda yan stüdyomuzda. Önce bir ona merhaba diyelim. Hasan Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba İncan Hanım. Hoş bulduk. Sesini alamıyorum Hasan Bey'in.
Hasan Bey duyabiliyor musunuz ben beni? Ben sizi duyabiliyorum. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Birazdan sizinle uzun uzun konuşacağım ama başlarken bir iki sorum olacak sadece öncelikle. Kaç Buyurun. Yaşındasınız Hasan Bey? 55 yaşındayım. 55 yaşındasınız. Ayşe ve Aziz ile ne zaman tanıştınız? 3 yıl oldu. 3 yıl önce tanıştınız. Evet, evet. Tamam. Peki. Ben birazdan size döneceğim. Sorularım olacak ama onun öncesinde canlı yayında bir başka konuğum daha var. Gebze'de. Yine bu konuyla ilgili işte Aziz'le ilgili iddialar dile getiren ve Ayşe ile kaybolduğu gün mesajlaştığı pazarcı arasındaki konuşmada da ismi geçen yine Ayşe'nin ablası ve Aziz'in kardeşiyle evli olan Gönül de Abdullah Deniz'in yanında. Abdullah'ın konuğu. Gönül'e bir merhaba diyelim. Gönül merhabalar. Merhabalar İnci Hanım. Ve aynı zamanda da yine Ayşe'nin abisi Ufuk da burada. Şimdi Ufuk seninle başlayalım sonra Gönül'e de dönelim. Sen olayı Ayşe'nin kaybolduğu günü dün bize anlattın ya. Evet. Orada sanki böyle bir kafan mı karıştı bir şey oldu. Sen nasıl öğrendin bir tekrar söyler misin bize? Yani ben nasıl öğrendim kaybolduğunu kahvedeydim. Eve Hangi gündü? Pazar. Pazar günü Pazar kahvedeydim. Günüydü, evet. Pazar günü kahvedeydim eve gittim İnci Hanım. Evet. Babam bana dedi ki Ayşe dedi evde yokmuş git dedi bakar mısın? Evet. Oraya gittim de Aziz kapıdaydı. Kapıda. Pazar günü. Pazar olduğundan emin misin? 21 Ekim pazartesi. Pardon pazartesi İnci Hanım pazartesi pardon karıştırdım. Aziz kapıdaydı. Gittim Aziz'in yanına Aziz dedim hayırdır? Dedi abi dedi Ayşe de yok dedi kayıp. Peki dedim Gönüllere baktın mı? Baktım dedi orada yok. Biraz durduk abla. Mahalleye dedim baktım mı? Baktım abi dedi yok dedim. Hiçbir şekilde bir yerlerde yok dedi. Sonra çevreye falan baktık yine yok. Babam aradı tekrardan. Karakola inin dedi. Kayıp şeyini verin dedi raporunu. Baban Tabii, mı söyledi? Babam aradı. Bunu ilk Aziz söylemedin. Baban mı söyledi? Babam aradı bizi. Babam evet. aradı karakola inin dedi. Ama onlar diyor ki biz karakola gidecektik. O dedi ki hemen vermeyin. Hayır hanımefendi. İşte yok İnci Hanım. Babam zaten aradı karakola gidin diye. Babam kendisi aradı bizzat bizi. Evet. Biz karakola gittik orada vaka vardı. 8-20 geçe falan gittik. Bizi gönderdiler. 9.30 gibi tekrar bir daha gittik. Peki karakola gitmeden önce evde işte kimlikleri de burada, telefonu da burada. O zaman eve hiç girmedik. Hiçbir şekilde girmedik. Bakmadınız mı telefonu nerede diye? Telefonun kendisi elindeydi zaten oynuyordu. Aziz geldiğinde telefonunu buldun sen yani. Baktın o zaman. Tabii baktım. Konuşmalara, görüşmelere baktın yani. Telefona ilk işten gelir gelmez mi baktın? Ya girdim normal zaten eve. Ev normal falan toplu. Sadece telefon falan orada olunca ben acaba annesine gidip telefonu mu evde bıraktı diyeyim. Hemen zaten telefona baktım mesajı ya da arama falan var mı diye. Zaten 5 dakika sonra babası aradı. Ne gördün mesaj var Hiçbir ama? Şey yok. Pazarcının mesaj görmedin mi? Pazar günü değil. Pazartesi Hayır, günü. Pazarcı kişiyle olan mesajlaşmasını görmedin mi? Yok salı günü mesajlar, o Aziz, pazarcı. Mesajlar ya da aramalar komple boş muydu? Bir iki tane de olsa var mıydı? Yok boştu komple. Salı günü. Pazarcı dediğim kişi, kız o mesajdan neydi dedi, ben de yazdım. Dedim ki abi ben Aziz, ne mesajı dedim, tekrar beni aradı. Dedi ki bana böyleyken böyle mesajlar attı. Bir saniye şunu Aziz bir daha konuşalım Tabii. da sen pazartesi günü sabah işe gittin, giderken eşin evde uyuyordu. Evet. Sana güle güle dedi, yattığı yerden böyle anlattın evet. bize. Çıktın eve geldin saat 5'e çeyrek kala mı demiştin tam saatte evet geldin eşin yok evet ama telefon evdeydi tabii. acaba annesine mi gitti diye aradın ve orada olmadığını öğrendin telefon... ben aramadım İnci Hanım ben içeri girdikten 5 dakika sonra babası aradı zaten yok demin öyle dedi de onun için yok babası aradı babası aradıktan sonra sabah dedi bize gelecekti gelmedi evde miydi ben dedim ki evde yok sizde değil mi O da dedi ki bizde de yok gelmedi dedi kendisi. Tamam sonra döndün telefonuna mı baktın Yok Ayşe'nin? Sonradan ablasına bak dedi. Ben evet. ablasına gittim hemen. Ablasına da baktım tekrar babama geri dönüş yaptım. Dedim ki ablasında da yok. Ablasına niye telefonu açmadın da kalkıp gittin? Ablasının telefonu yoktu işte o zaman Yoktu. Kullanmıyordu işte. Peki ablasında da yok sonra eve geldin. Sonra tekrar geri geldim o zaman şeyim gelmişti zaten. Ufuk Kayınçom geldi. Gelmişti aynen. Peki telefona ne zaman baktın Ayşe o gün kimseyle İçeri konuşmuş? İçeri girdikten sonra hemen girdikten sonra zaten baktım orada telefon duruyor. Acaba niye duruyor? Zaten almadan dışarı çıkan bir insan değil kendisi. Aramalara ve mesajlara ne zaman baktın? Baktım olsun? O an hemen baktım Hiçbir zaten. Hiçbir o gün... Pazartesi günü hiçbir mesaj, hiçbir arama yok, yok. Muydu? Hepsi silinmiş mi yani? Silinmişti evet. Pazartesi günü evet. hiçbir aramasını, hiçbir şeyini, mesajını görmedin yok. Yani Ayşe'nin Yoktu. Telefonu. Emin evet. misin? Evet. Peki. Şimdi... İnci Hanım ben zaten kaybolmadan bir gün önce pazar akşamı yine kahvedeydim işe erken gideceğim için
7.30 gibi falan eve gittim. Annem dedi ki Ayşe dedi ara gelsin balık yapalım yiyelim dedi. Aradım kapalı telefonu. Pazar günü. Tabii. Evet. 5 dakika geçti geçmedi tekrar bir daha aradım. Kapalı dedim kapalı telefonu. İyi dedi ben dedi yapayım. Hani eve de gidip bakmadım hamile ya belki dedim eşit evdedir hani ihtiyaçları olur. Gidip bakmadım açıkçası. Annem de iyi o zaman biz yapıp yiyelim dedi. O gün telefon zaten pazar akşamı kapalıydı. E pazar günü gündüz onlar kız kardeşindelerdi. Ama pazar akşamı normalde telefon kapalıydı ben aradığımda. Telefon kapalıydı pazar akşamı. Yanlış hatırlıyor. Beni aradı kendisi. Pazar akşamı ben kendim aradım. Tamam. Ben aradın. Kendim aradım. Evet aradın beni. Aradın açıkta hatta dedi ki balık yapmıştık. Bak balık yaptık dedi. Ayşe'yi de balık yemek için annem çağırdı dedi. Kaçta kendisi. Kaçta aradı? Onu bilmiyorum o tam saatini niye hiç bunu anlatmadın bize şimdiye kadar? Şimdi, pazar günü Ayşe'nin ablasına gittik yani. Oturduk geri geldik dedi. Pazar değil o yanlış sonra, hatırlıyor. Hatta geldikten sonra canı kola çekti kola alacak param yoktu babasını aradık dedin. Pazar aramadı o yanlış hatırlıyor. Ben pazar aradım. Demin pazar aradım. Pazar aradım ben kendim pazar niye yanlış değil. Hatırlayayım? Yani bu bir gün önce ya kayıptan hani bilinir. Pazar öylesine değil. Bir gün değil yani. Onun araması çıkar yani de yani o pazar değil yanlış hatırlıyor. Pazar günü hatta o gün başka yere gitmişler abimle beraber başka yere gitmişler kendileri. Ondan peki, önceki haftaydı bak Aziz. Haftaları günleri ayları saatleri şaşırma. Ondan önceki haftaydı. Ben pazar akşamı 7.20 geçe 25 geçe aradım telefon kapalıydı. Telefon kapalıydı evet. Aradığında iki kere aradım. Aradan İki 5 kere dakika. Aradın tabii. Telefon ama sonra baban aradı ulaştı. O pazartesi günü İnce Hanım. Hayır, pazar günü. Almasından pazar günü açıktı yani. Pazar günü kola almaya baba... Babam aradığında o zaman geç saatti. Ben aradığımda normalde telefon kapalıydı bak 7.20 geçe falan. Niye baba, kapalı babamla telefon? Görüşmesi 11.30 falan. Marketi zaten o zamanlar kapalıyor bizim. Babamın araması 11.30 falandır. Sen eve geldiğinde işte aradık telefonu kapalıydı yemeğe çağıracaktık böyle bir konuşma oldu mu Ömer Bey? Konuşma oldu. Gelmedi dedi işte hani balık yapacaktık dedi Ayşe gelmedi dedi. O akşam, pazar günü akşamda Aziz'in demesine göre gönüllerdik. Öyle miydi? Evet oradaydık. Olduğunu söylediler. Evet oradaydık. Gönül sen de kaçta yine bu saati konuşmuştuk ama şimdi bu balık hikayesi daha önce bize hiç anlatılmadı. Aynen. Telefonun kapalı olduğundan hiç bahsedilmedi başka bir şey. Bir tekrar söyler misin saatleri? O gün sana kaçta gelip kaçta kalktılar? Öğlen 1.30'da akşam 6.30'da gittiler. 6.30'da gittiler. Saat 7.30 gibi de sende olduğunu annenler bilmiyor muydu Ayşe'nin? Bilmiyorum. Haberleri var mıydı yok muydu? Söylediler mi? Onu bilmiyorum. Hiç annenle konuşmadınız mı o gün? Annemin telefonu yok İnce Hanım. Yok ben o gün o tarafa hiç gitmedim. Hiç? Efendim Ayşe? Şey Gönül? Ben o gün o tarafa hiç gitmedim. Annenle evin yakın mı Gönül? Yok bana uzaklar. Sana uzaklar. Peki şimdi şu saatleri ben bir daha buraya yazacağım. Çünkü şuraya bakın her seferinde yeni bir şey çıkıyor. Pazar günü Ufuk karıştırdım dedin ama ben anlamadım. Şu orada bir detay verdin. Dünkü yayında da söyledin onu. Dedin ki ben pazartesi sabah işe erken gideceğim için pazar akşam kahveden erken kalktım. Evet. O arada da babam bana haber verdi Ayşe kayıp diye. Pazartesi hanımefendi, pazartesi. Ben orada şaşırdım, pazartesiydi. Yani pazartesi olduğundan eminsin. Şimdi 20 Ekim'i konuşursak, pazar gününü, bir gün öncesi, kaybolmadan bir gün önce. 13.30'da kız kardeşi Gönül'e gidiyor. Gönül kimler vardı o gün sende evde? Gönül de ben vardım, evet. Eşim vardı. Evet. Gönül, Süleyman. Ondan sonra Aziz ve Ayşe geldi. Ve Esma Nur. Esma Nur geldi mi? Evet o da vardı. Ayşe ve evet. Çocuklar tamam. 18.30'a kadar sendelerdi. Değil evet mi? Bendelerdi. Tamam. Seninle Ayşe'nin evi ne kadar mesafe? Benimle valla bayağı arası var ya. Bayağı da. Yürüme tamam. Mesafesi giderken yok. Ayşe herhangi bir yere gideceğim, herhangi biri gelecek bir şeyden bahsetti mi sana o gün evde? Yok hiç bahsetmedi İnce Hanım, hiç bahsetmedi. Peki. Sen de diyorsun ki 19.30 gibi aradım. Telefon kapalı.
19.30'da aradım ve telefon kapalıydı. Kapalıydı diyorsun. Ben mi aramışım? Ufuk aramış 19.30'da telefon kapalı. İki kere aradım diyorsun. İki. Arka arkaya mı aradın? Hatırlıyor musun? Daha ne kadar sonra aradın? 2-3 dakika arayla. 2-3 dakika. Evet. İki kere aramış ve kapalı. Sonra? Sonrası biz annemle işte balığı falan yaptı. Oturduk yedik. Evet. Bu yani. Ama o diyor ki telefonum açıktı. Evet. Ben aradığımda kapalıydı İnce Hanım. Kapalıydı. Sonra Ömer Bey siz anlatın sonrasını da. Sonrası ben dışarıdaydım. Evet. Ayşe beni aradı. Kaçta? Saati tam hatırlamıyorum. Yani 8.30-9 olabilir. Tamam. Evet. Yani ne oldu kızım dedim. Öyle aradım dedi. Öyle yok dedim, söyle ne oldu dedim. Ya bir 20 lira isteyecektim dedi. Evet, anlatın siz. Ha, ben de dedim, sabah dedim versem olur mu? Ben dışarıdayım dedim. Olur dedi, kapattık. Kapattık. En azından bir saat geçti geçmedi, tam hatırlamıyorum. Ben eve geldim, baktım market açık. Ben Ayşe'yi aradım tekrar. Dedim market açık, kapanmadan gelin ne arıyorsanız alın. Önce eve geldin ama. Eve girmedim. Eve girmeden direkt marketi görünce tekrar Ayşe'ye. Market yakın zaten bana, açıktı. Telefon ettim Ayşe'ye, dedim biriniz gelin dedim ne arıyorsanız. Aziz geldi. Kol altı çıktı. Bu mu dedim ihtiyaç dedim. Ya can istemiş dedi. Saat 22 civarı mı oluyor bu durumda yani? Öyle işte 9.10 var mı yok tam bilemiyorum yani. Peki. Ben tekrar Ayşe'yi aradım. Dedim sabahleyin çaya gel sana biraz para vereyim dedim. Evet. Tamam dedi ama beni bekletme gel dedim. Niye o gün vermedin? Yani Aziz'le gönderseydin akşam para yok mu üstünde? Üzerimde yoktu. Ben hani bir... Ne alacaksa onu dedim, al dedim ne alıyorsan. Sabah dedim, vereyim mi geldim, haçlık edersin. Benim bilgim o kadar. Sonra Ayşe ile konuştum dedin telefonla. İşte kolyeyi aldım, marketten çıktık, çaya çağırdım sabahleyin, para vereyim diye. Hemen arkasından mı aradın? Hemen. Yani 22 gibi buradan da 22'de diyelim, sen en son baba Ayşe ile konuştun. Şimdi bunu ben daha önce de sordum size... Şimdi de soruyorum yani parası yok bu çocuk bir kola da istedi gece yarısı gittin o kolayı aldın ve sabah bütün gün aramadınız bu çocuğu. O gün 21 yaşında kadın doğurmak üzere ve cebinde yani bir kola 3 lira mı kaç lira bilmiyorum kola içmediğim için açıkçası fiyatını da bilmiyorum hiç yalan söyleyemem şimdi. Bütün gün aramıyorsunuz Ömer Bey orası bir tuhaf. Hatta bütün yarın sabah gel demesine rağmen niye evet, gelmedin geldi, diye de aramıyorsunuz. Merak etmiyor. Bütün gün bekliyorsunuz. Hamile bir kadın ve kocasının işte olduğunu biliyorsunuz. Bayılmış olabilir. Başına bir şey gelmiş olabilir. Ve akşam tam Aziz'in işte gelme saatinde arıyorsunuz. Ayşe bugün gelip para almadı diye. Niye? Niye o kadar bekliyorsunuz? Pazartesinden bahsediyorum. Evet doğru. Şimdi, veya sabah niye aramadın? Şimdi, gelmedin kızım hani gelecektin. Hocam niye aramadın? Ayşe geç saate kadar yattığı için. 4.30 akşam 5'e kadar mı? Normalde hep geç saate kadar yatar, geç de kalkar. Ama o zaman niye sabah gel sana para vereyim diyor babanız? Yani bunu her zaman söylüyor baba. Babam her zaman söyler Ayşe. Ufuk sorum şu. Kız kardeşin bir akşam önce babadan kola parası için arıyor, kocası gidiyor. Ertesi sabah buluşacaklar. Sabah oluyor, 9 oluyor, 10 oluyor, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.30 Aziz'in işe geldi, işten eve geldiği saatte arıyor baban onu. Bütün bir gün niçin aranmıyor bu çocuk? Hiç kimse aramıyor. Ömer Bey sen ona demişsin pazartesi gel para vereyim. Tamam dedim. Niye gelmedi diye merak etmedin mi hiç kızını? İşte aklıma bir şey gelmedi. Aramadım tabii. Olur mu kızına bu kadar düşkün bir babasın canı kola çekti diye gece yarısı marketi açık gördüğünde arıyorsun. Sonra tekrar konuşuyorsun ve bütün gün aramıyorsun. Aklıma herhangi bir yer gelmedi. Aramadım işte. Herhangi bir şey gelmedi. Şimdi bütün gün onlar konuşmadık diyorlar ama o gün boyunca aslında Ayşe'nin konuşup mesajlaştığı insanlar var. Ve şimdi Aziz diyor ki ben Ayşe kaybolduğunda telefonuna baktığımda hiçbir arama görmedim. Hiçbir mesajlaşma görmedim. Evet. Peki o zaman mesajları birlikte okuyalım Aziz. Dikkatlice okuyalım. Görmüş müsün, görmemiş misin? Hep birlikte karar verelim. Şimdi Ayşe kaybolduğu gün 21 Ekim pazartesi günü. Sabah saat 10.38. Hey diye bir mesaj. 10.38. Hey. Ondan 4 dakika sonra bir mesaj daha. Alo, para lazım acil. Bunlar Ayşe ve Aziz'in ortak kullandığı telefondan daha önce yayınımıza bağlanan ve pazarcılık yapan M'ye atılan mesajlar. Ayşe bunları M'ye atıyor. Kaybolduğu günün sabahında.
Bu M de Ayşe ve Aziz'le 5 yıldır tanıştığını söyledi canlı yayında ve 5 yıldır da zaman zaman onlara para yardımında bulunduğunu söyledi. 5 yıldır ben onlara para yardımında bulunuyorum diyor. 5 yıl geriye gidersek Ayşe'nin yaşı ne olur? 16 mı olur bu arada? Ayşe 16 yaşındayken bu M denen pazarcıyla tanışmış. Tamam. Alo, para lazım acil. Pazarcı cevap veriyor birkaç dakika sonra. Ben pazardayım. Yani hiç bilgisi yok. Ne parası, nereden çıktı? Kimsin? Bu demiyor. Kimsin demiyor. Kimden evet, geldiğini kayıtlı, biliyor. Tanıyor. Ben pazardayım diyor. Ayşe 10.58'de hemen vereceğim mi diye yazıyor. O da Yalova'dayım ben, pazardayım diyor. Yani onlar Gebze'de yaşıyor. Hani buradan oraya sana nasıl para veririm demeye mi getiriyor tabii, herhalde değil tabii, mi? Tabii tabii. Onu söylüyor. Onun çalışayım. Gibi bir şey. Akşama 1.000 lira lazım diyor Ayşe. 1.000 lira. 11'i 3 dakika geçe sabah. 1.000 lira daha az bir para değil. Yani siz bu pazarcıdan borç aldığınızda, yardım ettiğinde kaç lira ederdi Aziz? Benim aldığım 50 falan alırdım yani ben. 50 falan alırdım. Eşin? Nasıl? Eşin aldığında ne kadar alırdı? Eşim almaz, ben kendim alırdım ondan. Sen kendin alırdın. Tabii, tabii. Eşin hiç para almaz mı? Yok, ilk defa zaten yazdı dedi. Almaz, almayan birine böyle bir mesaj atılır mı? Kendisi de ilk defa bana bu şekilde yazdı dedi. Kendisi. Acaba. Hey, alo, para lazım acil. Sanki daha öncesi de var bunun, çok rahat. İlk defa para isteyen Musluk'la söylemez. Sen böyle mesajla mı para isterdin mesela yani pazarcıdan? Yok, ben normal şekilde isterdim ama işte dedi adam da yani kendisi de diyor. Bana ilk defa böyle bir şeyde bulunuyor. Hiç öyle diyor. İlk defa gibi değil bak. İşte. Devam var bunun. Hiç öyle ilk defa. Onu bilemiyorum. Ben ilk defa. İlk defa alo, para lazım. Ne diyorsun sen yani, yazarsın ya, buraya. Hayırdır. Kimsin aynen sen? Ne diyorsun? Ne parası? Bu belli ki mütemadiyen para isterilmiş ve gene para istenecek durumda olmuş. Bu yani. Onu... Daha önce birçok defa istenmiş izlenimi var burada Aziz. Devamı var bunun. Bu arada da yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatmak istiyorum. Yine aynı gün Ayşe'nin haberleştiği ve ailesinin kaybolmasıyla ilgili şüphelendiği kişi halı yıkamacı Hasan da yan stüdyomuzda. Birazdan onunla da konuşacaklarımız var. Ayşe hemen cevap acil olsun diyor. Nereden bulacağım diyor bak. Ya ne istiyorsun benden, ne parası kimsin istiyorsun demiyor. Yani kimsin, hani 1.000 lira olunca bir dakika nereden peki bulacağım? Peki İnci Hanım, bunun Ayşe'nin attığına dair gerçeklik payı var mı? İşte bilemiyorum, Ayşe mi attı, Aziz mi attı sence? Ben Ayşe'nin böyle isteyeceğini sanmam. İkisinin ortak kullandığı telefon bu. Ve Aziz bu mesajları hiç görmediğini söylüyor. İşte olduğunu iddia ediyor. Evet. İşteydim, evdeydi telefon diyor. Bu arada da gün içerisinde sabah o saatlerde Hasan Bey bir soru sormak istiyorum size. Siz o sabah Ayşe ile konuşmuştunuz ya 21 Ekim'de. Evet. Telefonla. Ayşe'nin, yani Ayşe ile konuştunuz bizzat değil mi? Evet. Yani telefon sabah saatlerinde 9, bir saniye saati bulacağım şimdi burada. 13 geçe ve 9.49'da sizinle konuşmaları var. Doğru mu? Ben saati tam olarak bilmiyorum ama doğru. Evet, sabah saatleri hatırlamanız yeterli, sabah mı öğleden sonra mı diye mi? Bende saati var. Ve sizden de para istediğini söylediniz yayında. Evet efendim. Tutar söyledi mi size? Hayır, kaç lira istedi sizden? Ya ben benden 500 istedi, 500. 500 istedi. Siz evet, ne dediniz? Uygun olmadığımı söyledim. Veremeyeceğinizi söylediniz. Hayır. Sabah bir dakika 13'te sizden istiyor en son, para vermeyeceğinizi söyledikten sonra o zaman bir deminki sayfaya tekrar gelelim mi Seda? Bu durumda aslında önce pazarcıdan önce Hasan Bey'i arıyor. Hasan Bey'den para istiyor. Alamayınca 10.38'de de pazarcıya mesaj atılıyor. Yani. Ayşe ile konuşmuş ama Aziz dediğine göre evde yok işte. Bu durumda Ayşe tek başına. Devamına gelelim. 1.000 lira lazım. Geçelim ikinci sayfaya. Cevap acil olsun. Nereden bulacağım? Ben saçmalama ya diyor pazarcı. Vay, samimi bir. Evet. Buradaki cümle çok, yani bunu ne yazık ki paylaşmak zorundayız. Onu benimle beraber olurken düşünecektin ve devamı da var. Hatta hamileliğinden bahsediyor, o kadarını söyleyeyim. Bu cümlenin devamında aman bunu canlı yayında paylaşmak istemiyorum. Bunu pazarcıya söylüyor. Sonra bir cümle daha var, bu çok önemli. Ben ortada kaldım, bana bir şey olursa seni yakarım. Bu cümleyi tek verme şansımız var mı çocuklar? Şunu, şu son cümleyi istiyorum. Ben ortada kaldım, bana bir şey olursa seni yakarım. Ne demek bu?
Yani bir insan bir insana pazarcıya niye bunu yazar? Aziz, bunun cevabı bence sen de saklı. Ortada kalmak kocası şey tarafından da bırakılmak manasına geliyor. Ortada kalacak bir şey yok ki. Evinde yani. Ben evinde kayıp, o gün kayıp bu kadın. O gün, kayıp. O gün kayboluyor bu kadın. İşte kendi şey yazıyor var. Bunu. Ben hani nereden bilebilirim? Ben yani, ortada kaldım diye yazdığı gün. Bu 8,5 aylık hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuk kayboluyor. Yani bunun kayboluşuyla bir ilgisi var. İşte onu bilemiyorum ne amaçla yazıldı. Ama ben işte o şahıs bana... Senin ona destek olacağını bilseydi böyle bir cümle yazmazdı ortada kaldım gibisinden. Ben niye destek olmayayım? Ben şimdi canı ortada miyim? Ortada kaldım demiş kadın. İncanım, ben en fazla giderim babasına söyledim yani bu şekilde yazmış bak kızınız. İncanım. Ya da gider abisine söyledim yani. Bu cümlede aslında hem korkusu var, hı-hı, yani tabii, çaresizliği var, hem de tehdit ediyor. Tabii. Ben ortada kaldım yani çaresizim, hı-hı, ne yaşandıysa birileri ona sırt çevirmiş ve şimdi de seni de yakarım diye tehdit ediyor. Yani yaşanan neyse bunu ifşa etmekle tehdit ediyor. Sevgi. 7 senedir peki bunlar olmamış. Şimdi mi olması gerekiyormuş? 7 senedir aynı durumlar var mıymış demek istiyorsunuz? Hayır. Demek istiyorsunuz? Şimdi ne vardı? Hiçbir şey yoktu. Yani 7 senedir her şey aynı düzende devam ediyor muydu demek istiyorsunuz Sevgi Hanım? Evet. Yani para mı alıyordu sürekli başka insanlardan? Yok hayır yani 7 senedir düzeni vardı bu kızın da. Şimdi mi düzensizliği? Yani 7 senedir ben ortada bırakmamışım da şimdi mi ortada bırakmışım? Olabilir. Olamaz mı yani? Mesela hayır, olamaz. Şöyle olabilir. Neden olabilir? Olamaz. Şimdi çocuğun başkasından olma ihtimaline binaen yani tehdit de etmiş olabilir. Orası bilemeyiz biz. Gözünü de korkutmuş olabilir. Ölümle de tehdit etmiş olabilir. Hani 7 yılı bekleme tabii ki o gün hamileydi ve çocuk senden değil de dedi belki. Kim dedi? Ayşe Azize dedi. Sizin aynen de zaten demez şüphelendiğiniz. Onu. Öyle bir konuşmamız hayır, kesinlikle geçmedi. Demez onu. Geçmedi. Nasıl bir konuşmamız geçti? Nasıl? Nasıl bir konuşmamız hiçbir geçti? Hiçbir konuşmamız geçmedi işte. Pazar günü normal şekilde yattık. Pazartesi ben normal pazar şekilde pazar günü 15 dakika konuşmuş. Cumartesi Hasan Bey ile 15 dakika konuşmuş. Evet. Kaç oda sizin eviniz? Kaç İki metrekare? Oda. İki kaç oda. Kaç metrekare? Valla onasını 70, cumartesi belki 70, hocam. Cumartesi. Ne, o, sen de içerideydin. Ben içeride değildim. Ben cumartesi yapma günü. İçerideydim dedi. Sonra kahveye düşündüm gittim, dedi ki ben kahveye gittim, o ara aramıştım. Abisi de vardı. Abisi. Üçü bir kahvedeymiş. Kahvede oğlum senin cumartesi kahvede otur dediğin geçen haftaydı. Bak Aziz beni geçen buradan ayağa kaldırma. Bak bana beni dinle oğlum. Senin ha, pazartesi, cumartesi, abin Süleyman, ben, sen üçümüz oturduk. Süleyman ondan bağlansın önceki yayına hafta. Ya. Ondan önceki hangi hafta. Hangi gün kahvedelermiş Süleyman yayına bağlı. Ya bir sussana sen. Ondan susmuyorum. Kaldırma beni ayağa. Kalk ayağa. Bak beni ayağa kaldırma. Kalk ayağa. Kalk öyle konuş. Kalk bir ayağa. Beni ayağa kaldırma. Sevgi Hanım bir sakin. Ben Sevgi sizi Hanım bekliyorum. Bekle. Böyle bir İstersen Tizan'a git dedi bana. İstediğin Sevgi yere Hanım, git istediğin yere. Niçin böyle bir şey söyledi? Anladın mı? Bunu ne zaman söyledi? Ben köyden geldiğim niye zaman söyledi böyle evlerinde bir şey çay içiyorduk. Babası niye da böyle vardı, bir şey annesi söyledi vardı. Annesi de dedi ki oğlum dedi, oğlum da demedi. Dedi ki böyle işlere gerek yok dedi. Niye böyle bir şey dedi Ufuk? Bilmiyorum. Neymiş yalnız onu nasıl bilmiyorsun Ufuk ya? Sen söyleyeceksin durup o zaman. Senin o zaman sen söyleyeceksin. Ne demiş hocam? Kardeşin sen tehdit edecek ve sebebini bilmeyeceksin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sebep söylemedi bana. Sizin onu bilmedikleriniz bildiklerinizle bir şey bir söyleyin arkadaşım sadece, ya. Sadece öyle söyledi bana. İstersen Hanım, Fizan'a git. Sebebini biliyorsun. Bir düşün. Ve ya neyi bileyim ya? Neyi bileyim ya? Neyi bileyim? Neyi bilmem gerekiyor? Bunu burada dile getiren siz olduğunuza göre sebebi bana dediler. Bana onu söyledi işte. Sizsiniz Sevgi Hanım. Azizle ben cumartesi günü hep evde miydin diye ilk sorduğumda birkaç kere sordum. Yayına. Sevgi Hanım bir dinler misiniz? Benim oğlum zaten adam ben olsa, şunu adam olsa kardeşinin yanında olur. Aziz o gün oğlum asla evden çıkmadığını söyledi. Daha anladın sonra mı? Azize bunları söylediğimizde telefon konuşmasını mı? Sevgi Hanım lütfen. Çıksın oraya bağlansın. Kahvehaneye gitmiş olabilir. Sevgi Hanım. Sevgi Hanım gelini ve torunu için burada ama şimdi bana söylediği bir şey var. Bir yayında söylemende bir sakınca var mı? Hayır. Kendi Sevgi kendi ellerimle yaptım tabii ki de. Kendim yaptım ya. Kendi kendimi yaktım. Çocuklarımı da yaktım. Nasıl kendi kendimi evet, yaktın? Evet kendi kendimi yaktım. Böyle konuşacaksanız ben size sürekli uyarılarda bulunmak durumunda olum kalıyorum. Olum valla istediğin kadar. Ya bu. Sevgi Hanım da kendi kendimi Ömer Bey'in amcasıyla evliydi ya. Bu ailede herkes birbiriyle evli. O amcayla evlendikten sonra iki oğlu da Ömer Bey'in iki kızıyla evlenmiş. Diyor ki ben başta
Kendi ifadesi, yanlış bir evlilik yapmasaydım çocuklarım da bu evlilikleri yapmayacaktı. Bütün bunlar yaşanmayacaktı. Evet. Bununla bir ilgisi yok ki, herkes kendi kararını. İncem, ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Reklama gitmeden önce Sevgi Hanım'ın söylediğinden biz şunu anladık. Bu olayları bütün aile biliyordu ve hukukta aile meclisi biliyordu. Toplandı. Bu konuda bir karar aldı. Ya bu karar sonucunda Ayşe kendini ortada kalmış hissetti. Yani Sevgi Hanım bunu söyledi şimdi. Siz Sevgi Hanım vicdanen o sözü bize söyleme şansına sahip mi? Vicdanını düşünsün. Biz yani Ayşe'nin bu durumda olduğunu biliyorduk. Baskı yaptık. Ondan sonra da bir şeyler ortaya çıktı. Ben ortada kaldım. Ne diyor başka? Ben ortada kaldım. Bana bakacaksın diyor. Devamı da var. Diğer kızını da katıyor işin içerisine. Bu nasıl bir şey oluyor Sevgi? Ben sana sorayım şimdi. Düz ya, sakin sakin konuş. Ne konuda? Hani biz Ayşe'ye öyle bir baskı mı yaptık? Ailece toplandık. Evet. Bu Ayşe'nin o ikinci hamilelerini duyduk. Evet. Ayşe'yi ortaya aldık, baskı yaptık. Ayşe de mesaj açıyor. Ben ortada... hamileliği konusunda bir şey... Sen ne demek istiyorsun şimdi? Ben anlamıyorum ki. Hayır. Ben sadece diyorum ki senin amcanla evlenmekle ilk hatayı yap. Ya bu şimdi senin onunla ne alakası var şimdi, değil mi? Beni tehdit ne etti. Dedim, benim kafam yerinde yok. Yemin ediyorum ki yok artık. Ondan seni öldürürüm dedi dedin. Bu bunun bir sebebi olması lazım bütün ailenin size toplanıp bunu söylemesi. Bir saniye hocam. Anlatın, ne oldu ben orada? Ben size geldim. Neden? Çay içiyorduk. Ben köyden geldikten iki gün sonra mı, üç gün ne sonra mı? Gönül'le köyden beraber gelmiştik hatta. Kaç ay önce Sevgi Kaç ayı mayı yok ya bunun. Bir ay falan işte. Bir ay aralıklı geldim ay. Zaten ben bu yakında. Sevgi Hanım kaybolmadan ne kadar önce öyle Ayşe söyleyeyim. Daha buradaydı. Ya ben de olsam Ayşe kaybolmadan ne kadar önce? Ne kadar önce olduğunu bilmiyorum. Bir ay önce ya, bir ay önce falandı tamam, zannedersem. Evet, köyden geldim yine ben buraya. Bunlara çay içmeye gittik kızıyla beraber, büyük kızıyla. Ufuk da o arada kalkmıştı zaten, elini yüzünü yıkamış. Evet. Artık içeriye dışarıya gidip geliyordu. Dedi ki yenge bak dedi, oğullarına söyle dedi bak. Oğulları için, ikisi için de söyledi bunu. Dedi ki en çok Aziz için söylüyorum dedi. Bilmiyorum. Durup dururken sana... Ben zannedersem çalışmıyor diye yapıyorum. O doğru ama 90 konuştuğun kelime var. Ne? Şimdi direkt ben Ufuk kalktı sana dedi ki oğullarına söyle özellikle Aziz'in ben Aziz'i öldürdüm dedi diyorsun. Dedi evet sen de vardın. Ben sana ne diyorum hatırla. Çok yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Nasıl sen oldu? De vardın. Nasıl oldu? Çay içtik mi? Evet. Mevzu çalışmamazlığa geldi mi? Evet. Bunu açan da sen misin? Tamam çalışmıyor. Tamam. Ufuk da ayaktaydı dedi ki. Tamam. Ben dedi onlara dedi soracağım dedi. Bu çalışmamazlığı soracağım, dedi. Soracağım demedi. Aramızda konuşulan mevzu. Sadece öldürürüm dedi. Öldürürüm kelimesi. Ya kim öldürüyor yemin ya? Yemin ediyorum ki bunu dedi. Ha kim öldürüyor ya? Öldürürüm de oradaymış bir gönlünü de alalım. Yani Ufuk bu konuşmanın beni yalancı çıkartmasın. Ben bunları her herkes doğruları konuşsun. Söylüyorsun her zaman. İncanım her zaman söylüyorum çalışmaları gerektiğini. Sen kendin çalışıyor musun düzenli? Sana soruyorum şimdi. Ya bir sussana ya bir sus ya. Susmam. Susmayacaksın. Ya bir sus ya. Oraya geldi şimdi. Madem benim oğlum çalışmıyor, sen düzenli çalışıyor musun onu söyle. Ne yapıyorum? Sokak sokak geziyorum ben. Geziyorsun. Evet, babana soralım söylesin. Sevgi Hanım, babanız Ufuk'un gezmesi değil ama burada hemen bu gönlünün bir cümlesini ya. Hatırlatmak istiyorum. Gönlünün evet, iddiası şuydu. Benim çocuklarıma da kafayı yediren sizsiniz. Biz mi? Evet. Başta sen. Baskı yapıyorsun. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Evet, bak kendi ağzına. Yaparım. Adam olsunlar yapma. Adam onlar. Niye adam değiller? Niye adam değil? Hocam çalışma yok. Bu meseleleri biliyor muydun bak. Hangisini? Bu Ayşe'nin bu meselelerini biliyor muydun bilmiyorum. Yok hocam bilmiyordum. Hiçbir şekilde. Ona söylemezlerdi ki hocam. Peki sence diye. Annesi ve Aziz biliyor muydu bu meseleleri? Hiçbirini bilmiyordum. Annesi? Bilmiyordum. Sevgi Hanım biliyor muydu? Hayır. Ben yengemden değil de bundan şüpheliyim hocam. Bilmiyorum. Ben yengemden peki, değil. Çocuğuma bir şey diyemiyorum bak. Ben onların yanında peki. Durmadığım için zaten öyle dediler. Bir şey söyleyemiyorum. Peki bunların ama bir ablaları daha var. Ben... Efendim bir saniye. Bunların bir ablaları daha var Songül. Evet. Anlaşamıyor kocasıyla. Niye ona baskı yapmıyormuş? Sorar mısın kendisine? Mesele kocasıyla anlaşmamak değil mi? Misal örnek veriyorum. Niye bana yaptığını ona niye yapmıyormuş mesela? Gayet iyi anlaşıyorlar İnce Hanım. İyi anlaşıyor. Çalışıyor. İşinde gücünde. Çalışmıyor İnce Hanım. O da çalışmıyor. O da babasının peki bundan konumuz yani. Kayıp hamile bir kadın ve hamile çocuk sizin aile olan olayları dökmesinler ortaya. Neden? Siz torununuzu mu arıyorsunuz? Karşı ben torunumu arıyorum. Mi çalışıyorsunuz? Torunumu arıyorum. O zaman sakin olun ki konuşalım. Ne olmuş olabilir anlayalım. Allah
Allah Allah. Aslında burada Ufuk baskı yapıyorsa aklıma şey geliyor. Yani Ufuk her ne kadar bilmiyorum dese de o evde bu konuşma yapıldıysa başka konuşmalar da oldu demektir. Bir saniye. Diğer gelini Gönül diyor ki kapıya başka adamlar gönderiyordu. Ayşe de başka insanlardan para alıyordu ve Aziz de bunu biliyordu iddiası var Gönül'ün. Bunu dile getirdi Gönül. Ufuk bunları hiç duydun mu sen? Hiç kardeşin duymadım. Birilerinden İncan. Yok, İncan. O çalışmıyorsa eve kim bakıyor diye biliyordun. Genelde bizdik İncan. Genel. Kardeşine söylemiyorlar çünkü kardeşi sinirli. Ne yapardı bilirse? Bilirse her şeyi yapabilirdi. Mesela ne yapabilir? Mesela döverdi. Hiç dövdü mü Ayşe'yi ya da Aziz'i? Ayşe'yi de dövmedi, Aziz'i de dövmedi şu ana kadar. Süleyman'ı dövdü dedi. Sadece Süleyman'ı. Niçin? Dövdü. Onu da iş konusunda dövdü. İş konusunda. Bildiğim kadarıyla. Aranızda bir büyük tartışma oldu mu daha önce hiç Aziz'le size? Yok. Hiç olmadı. Yok yok kesinlikle. Gönül. Gönül bütün bunlar konuşulmuş ve sen de oradaymışsın. O arada da Ufuk'un tehdit ettiğini söylüyor Aziz evet. Sevgi Hanım. Biz de çay içeceğiz. Evet etti. Ne oldu orada Gönül? Orada hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Yani Ufuk kalktı birdenbire ben Aziz'i yani öldürürüm mü dedi birdenbire. Öldürürüm demedi. Oğluna söyle dedi. Git dedi bana. Seni dedim savcılığa şikayet ederim dedim. Dedin. Niye söylemiyorsun? Niye gizliyorsun? Söyleyeceğim bir dakika. Sen bir çeneni sen bir sus da söyleyeceğim. Çenemi tutuyorum konuşma, ben. Konuşma kayınvaliden. Hadi anlat bildiklerini Gönül. Çok tutuyorsun çok çok. Yazıklar olsun Gönül size yaptıklarım. Hiçbir şey demiyorum. Geçmedi. Ben oğluma da diyorum bak yine aynı şeyi söylüyorum. Yapıyorsun ama. Konuş, ben benim oğlum şey buraya gelecek. Da kalacağım. Bir konuşsun izin ver. Sevgi Hanım biri konuşurken siz onu engellemeye çalışıyorsunuz. Engellemeye çalışmıyorum. O zaman izin verin konuşsun. Sinirlerime hakim olamıyorum ya. O zaman ya. İzin verin. Ama o zaman dışarı olmak zorunda kalacağım. Yalanlıyorlar beni. Lütfen. Lütfen. Evet çay içmeye yollayacağız sizi. Lütfen. İçmiyorum çay. Çay içim kahve ikram ederim. İstemiyorum. O zaman oturun lütfen dinleyin. Gönül ne oldu o gün? İnci Hanım orada bir şey olmadı. Çay içiyorduk. Ufuk da elini yüzünü yıkıyordu. Evet. Ondan sonra dedi ki Aziz için söyledi. Aziz için söyledi. Durup dururken. Oğluna söyle dedi. Adam olsun dedi. Akıllı olsun dedi. Niçin söyledi bunu? Ne yapıyordu Aziz? Ya herhalde gene çalışmadığını duydu ona kızdı. Sonra Gönül sonra bu kadar. Başka bir şey yok. Ufuk zaten Allah dışarı aşkına, çıktı. Az önce anlatacağım diyorsun. Sonra dönüyorsun. Sonra bu kadar. Gönül bu şekilde yani bütün bunların içerisinde sen de varsın şüphesi doğuyor. O zaman lütfen Gönülcüm şu mesajlara cevap ver. Madem buraya cevap vermiyorsun. Şimdi kaybolduğu gün Ayşe'nin iki kişiyle mesajlaşma ve görüşmeleri var. Biri yan stüdyoda konuğum olan ve biraz sonra sorulara cevap verecek olan halı yıkamacı Hasan. Onu iki kere arıyor sabah para istiyor. 500 lira istiyor. Hasan Bey de para veremeyeceğini söylüyor. Hasan Bey size bu para istediği sırada pazarcıya yazdığı gibi ben ortada kaldım diye bir şey söyledi mi Ayşe? Hayır. Hiçbir şey söylemedi. Sadece yok. Para istedi. Aynen. Siz de hayır dediniz o kadar mı? Evet. Sesinde bir telaş, bir üzüntü, bir şey var mıydı? Yok ben öyle bir şey sezmedim. 3 yıldır tanıyorsunuz. Olsa fark eder miydiniz? Vallahi ben yani eder miydim, edemez miydim o an bilemiyorum yani. Çaresiz olsa, sizi çaresiz hissetse Ayşe bunu sizinle paylaşır mıydı? Ayşe zaten sürekli çaresizdi. Sürekli çaresizdi. Nasıl? Ekonomik konudan. Efendim? Ekonomik konudan veya ekonomik ben konudan. Bana öyle yansıtıyordu yani. Sizden para istiyordu o zaman. Evet. Sık sık para istiyor muydu? Ya sık sık para, tabii ki sık sık para istediği oluyor ama yani bu günübirlikte değil yani. Bazı şeyler de çok abartılıyor. Günübirlik değil derken ne kadar sıklıkla mesela? Ya bugün ararsa atıyorum 3-4 gün sonra tekrar bir daha para için arar. Bu sık sıka girer herhalde ya. Değil mi? Toplamda ne kadar para vermişsinizdir? Bilmiyorum efendim. Bilmiyorsunuz. Peki parayı sizden Ayşe mi isterdi, Aziz mi? Benden genelde Ayşe isterdi ama evet. Aziz'in istediği zamanda olmuştur. Aziz'e de bizzat para verdiğiniz olmuştur. Evet.
Peki. Lütfen orada kalın. Şu mesajlarla devam edelim. Size başka sorularım da var Hasan Bey. Çünkü bu mesaj kısmını tamamlayalım. O gün işte Hasan Bey'le konuştuktan sonra en son 13 dakika geçe 500 lira istiyor. Hasan Bey ben para veremem dedikten sonra bu kez pazarcıya mesaj atmaya başlıyor. İlk mesajının saati de 10.38. İşte hey alo para lazım acil diyor. O ben pazardayım diyor. Verecek misin diyor Ayşe. Yanova'dayım ben pazardayım diyor pazarcı. Akşama 1000 lira lazım diyor Ayşe. Cevap acil olsun diyor yine. Pazarcı diyor ki nereden bulacağım ben saçmalama ya. Yani 1000 lira fazla geliyor. Onun öncesinde niye benden para istiyorsun diye bir şaşkınlığı yok. Sonrasında Ayşe diyor ki onu benimle beraber olurken düşünecektim. Ben sana bu hamile devam ediyor cümle okumak istemiyorum. Sonrasında çok önemli bir cümlesi var. Ben ortada kaldım. Ben ortada kaldım. Niye ortada kalıyor Ayşe? Madem eşi normal işe gitmiş herhangi bir sorun yoksa niye bir kadın ben ortada kaldım diye pazarcıya yazar. Ve bana bir şey olursa seni yakarım diyor. Aziz. İşte anlam veremedim ona. Bir anlam veremedim. Neden? Peki. Sonrasında pazarcı aradan ama bir epey bir zaman geçiyor. Bu hani benimle olurken düşünecektin diyor ya 11-12'yi geçe o mesaj. 12.56'da neredeyse 2 saat sonra 1,5 saatten fazla diyor ki ne beraber olması kafayı mı yedin diyor. Sonra manyak mısın sen diye bir mesajı ver arkasında hemen. Ve burada gönül beni duyuyor musun? Oh, bir cümle var evet, hem duyuyorum. Benimle hem gönüllü artık bakacaksın diyor. Ne demek bu gönül? İnci Hanım, onu ben de anlamadım. Beni niye araya katmışlar onu ben de bilmiyorum. Kendi kız kardeşin yazıyor. Aziz, bunu kız kardeşin yazıyor Gönül. Bana Ayşe'nin kaybolduğu... Evet. Ayşe'nin kaybolduğu gün söyledi. Aziz mi söyledi bunu kaybolduğu Hatta gün? Aziz bana dedi ki... Ne zaman söyledi bu bunu sana? Evet, bu mesajdan dedi kimseye bahsetme dedi. Bir dakika, bunu sana Aziz ne zaman söyledi? Sesimiz gitti. Teknik bir sorun yaşıyoruz. Abdullah, Gönül'e bunu Aziz ne zaman, hangi saatte, tam olarak ne söylemiş? Geliyor mu sesi? Bağlantıda bir sorun var. Bakın hem bana hem Gönül'e bakacaksın demiyor. Hem benimle hem Gönül'le bakacaksın diye tuhaf bir cümle var. Bir de şöyle tuhaf anlaşılabilecek bir şey var. Yani Hasan Bey belki bu detayı bizle paylaşır hani böyle bir şey mi var diye. Hasan Bey'den 500 lira istiyor ama pazarcıdan hem benden 500 artı 500 gibi. Öyle değil aslında bu daha sonraki cümle. Yani daha önce direkt onu sen kendi için istiyor ve sonra hem benimle hem gönülle artık bakacaksın diyor. Aziz ne demek bu? İşte bilemiyorum anlam veremedim ben ona. Ama gönül... Gönül diyor ki bunu bana, şimdi saati de söyleyecektir, kaybolduğu gün söyledi Aziz. Kaybolduğu gün değil, salı günü söyledim ben kendisine bunu. Öyle, tekrar Hatta o gün yatmaya gittim onlara, evde yatmadım. İkinci gün onlara yatmaya gittim. Gönül, bunu Aziz sana ne zaman söyledi? Önce onun cevabını verir misin? Kaybolduğu günü söyledi. Ondan sonra bana dedi ki, bu mesajdan dedik. Evet. Kimseye bahsetme dedi. Pazartesi söyledi yani sana bunu Aziz. Emin misin? Evet. Saat kaçta? Evet. Kaçta? Telefonla mı aradı seni? Hayır, telefonda aramadı. Yanındaydı. Telefonda... Nerede söyledi bunu Aziz sana? Telefonda mesajlaşıyordu. Gönül, Aziz bunu sana nerede söyledi canım? Bizde İnci Hanım. Evde. Akşam mı söyledi? Yanınızda kim vardı başka? Evet, akşam. Akşam evindeymiş. Yanında kimse yoktu. Süleyman işe gitmişti. Akşam senin abin onda kalmış. Birlikte evdeydik diyor. O arada senin yanına mı geldi Aziz? Hani sormaya gittim dedin. Telefonu açmadın dedi. Arada mı? Yok yok. Ben salı günü akşam onlara yatmaya gittim. Pazartesi işe diyor. Hayır o yanlış hatırlıyor. Ben salı günü abim işe gitti. İşe gitmeden önce bana dedi ki evde yatma o zaman. Teksin dedi. Bir şey olur diye. Dedi gel bizde yat dedi. O gün söyledim ben kendisine. Pazartesi diyor ama. O pazartesi saat oluyor işte. Ben salı günü söyledim kendisi. Salı mı pazartesi mi Gönül? Yayın yine mi gitti arkadaşlar? Tamam İnci Hanım tamam. Hangi? Tamam.
Şimdi hatırladım. Ertesi gün, ertesi gün. Peki, tamam. Salı günü ise bu orada daha farklı. Peki Gönül, bu hem benimle hem Gönül'le artık bakacaksın mesajını Ayşe Pazarcı'ya niye atmış? Ne demek bu? İnci Hanım, ben şunu söyleyeyim. O Ayşe'nin mesajı değil. Nasıl? Ona ait değil. Kim yazdı o zaman? Bilmiyorum. Karşı tarafta yazmış olabilir. Karşı taraf kim? Karşı taraf net olun ya. Telefonu Aziz de kullanıyor. Aziz de net yazdı. Net olun ya. Aziz mi yazdı bunu yani? Aziz mi dedi bana bakacaksın diye? Gönül'le bana bakacaksın mı dedi? Niye? Her şeyi... Gönül'le bana bakacaksın mı yazmış? Her şeyle Gönül. Vallahi bilmiyorum ben. Beni araya bak. Ben şunu söylüyorum. Beni araya katıp durmayın. Tamam mı? Niye? Senin dokümanların da incelenecek daha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Semer telefonumu niye inceliyorsun ya? İncelettireceğim. Semer telefonumu niye inceliyorsun? Kocan çıkarıp getirecek o dokümanları. Benim telefonum. Telefonum. O kocan çıkarıp... Allah Allah. Senin iki aya bu kadar yoktu telefonun. Bu kız bir saniye. Beni dinle. İki aydan önce beni vardı. Dinler. Bu kız telefon mu kullanıyor? Vardı. 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 Telefon kullanıyor. Ben telefon kullanmıyorum. İki aydır kullanmıyor. Benim telefonumdan vardı. Senin hatla mı birlikte aydır kullanıyor? İki aydır hattınla birlikte mi kullanıyor da Gönül? Neyi? Hattınla birlikte mi kullanıyor? Benim hattımla. Evet. Hayır. Şimdi dokümanlar bir şey sorayım onu. Ben. Hayır. Gönül. Kesinlikle. Gönül. İstiyorum ben. Şimdi sen. İnci Hanım. Gönül bak. Ben bu zamana kadar yalan konuşmadım. Bu saatten sonra da konuşmam. Ama zamanında da konuşmamışsın. Ayşe bana Gönül. Anlattı. Anlattığını niye başkasına anlatıyorsun? Ayşe bana anlattı, ben de anlatıyorum. Tamam da Ayşe sana beni dışarıya başkalarının kapısına gönderiyor. Bir sürü başka da şey söylediğini söylüyorsun bize. Peki onu zamanında niye babasına söylemiyorsun, abisine söylemiyorsun? Ailesine gitti. Hayır. Niye söylemiyorsun? Ben Ayşe'yi uyardım. Yani uyardın da niye başkasına söylemiyorsun? Dedim Ayşe dedim git söyle dedim. Bizimkilere söyle dedim. O da dedi ki söyleyemem dedi. Sen söyleyecektin. Söyledim, kız kötü dedim, durumda olduğunu söylemiş dedim. Hayır dedi söyleme dedi. Ama bak sen kızın zor durumda olduğunu ve kocası tarafından istismar edildiğini anladığını söylüyorsun. Bunu da hiç kimseyle paylaşmamışsın. Niye söylemiyorsun tamam, söyledi. Ya baba böyle, ya babamdan korktu böyle. Bir de abimden korktu. Gönül. Sen korkma ama sen söyleyeceksin bunu. Gönül. Burada ya senin... Ben dedim zaten. Ben gidip söyleyeyim dedim. Hayır söyleme dedi. Ben söyleyeceğim dedi. Peki Gönül. Hasan Bey daha önceki yayında söyledi, senin telefonundan da bu darp olayından sonra Ayşe onunla konuşmuş. Yani telefon bir dönem kullanıyormuşsun, atölye falan da Hasan Bey zaten Ayşe'ye ulaşmış. Hasan Bey de duyuyor şu anda, bunu herhalde doğrulayacak, yayında söylemişti değil mi Hasan Bey? Hasan Bey Ayşe'ye ulaşmadı, Ayşe Hasan Bey'e ulaştı. Ha, yani Ayşe Gönül'ün telefonundan size ulaştı ama evet. Öyle anlatmıştınız. Evet. Tamam. Darp olayından sonra şimdi Gönül lütfen dikkatli dinle. Bunlara da cevap ver. Bak bir daha tekrarlıyorum. Tamam. Aziz işte olduğunu söylüyor pazartesi günü ve bunu ispatlıyor. Ve pazartesi sabah zaten onu 3 geçe ve 9.49 gibi senin kız kardeşin Hasan Bey stüdyoda onunla konuşuyor telefonda. Konuşuyor. Hasan Bey sesini duyuyor. Onunla telefonla konuştuktan bir yarım saat sonra bu sefer pazarcıya mesaj atmaya başlanıyor. Aynı telefonla. Yani Ayşe orada o telefonun başında. Ve bu mesajlar içerisinde hem benimle hem Gönül'le artık bakacaksın diye bir mesaj var. Öncesinde de... Canım ben o konuyu anlamadım zaten. Ben bilmiyorum. Aslında bunu... Ben zaten söylediklerimin arkasındayım. Bu konuyu buraya ismini karıştıran kız kardeşim bunu bize Aziz anlatırken de hem bana hem Gönül'e bakmak zorundasın dedi diye biraz daha farklı bir cümle olarak söylemişti. Şimdi burada hem benimle hem Gönül'le artık bakacaksın. Biliyorum beni de. Niye araya katmışlar beni. Kız kardeşim yazmış bunu niye sence? Bilmiyorum. Peki sonrasında bir 20 dakika geçiyor bu sefer saçmalamayın nereden çıkıyor bunlar diyor pazarcı. Bu ne mesajları böyle bir anlam çıkaramadım diyor. Ama aradan saatler geçtikten evet, sonra yazıyor bunu. Yani saat düşünüyor. Evet o mesajları Aziz bana bizzat kendisi düşünüyor. Okudu. Salı günü okudu bunları sana. Tamam. Ben Aziz'e sordum. Biz istedik o mesajları pazarcıdan biz. Bir saniye pazarcının mesajları istedik. Bir dakika bu için Aziz'in yalan söylediğini de söylüyor. Ya bana Aziz söyledi Aziz.
Ne söylemişim ben kendisine? Ben o telefonda hiçbir şey görmedim demişsin. Salı günü söylediğimi söylüyorum ben kendisine. Bir izninizle şu mesajları tamamlayayım orada tabii, başkanım. Mesajları bana Aziz söyledi. Tamam Gönül, anladık, bir saniye. Pazarcı buna gündüz cevap veriyor ya Ayşe Hanım'a. Sonra 13.30'da nereden çıkıyor bunlar dedikten sonra saat 4'e kadar hiç cevap yok. Bu ne mesajları, böyle bir anlam çıkaramadım diyor. 16.30'da 21 Ekim günü bunu yazdıktan sonra 22 Ekim günü dünkü mesajlar neydi öyle diye bir mesaj gönderiyor. Aradan bir gün geçiyor. Saat 2'ye kadar bekliyor ertesi gün. Bu mesajı yazıyor. Devamında ne var? Devamında hiçbir mesajı görmedim. Hiçbir kayıt yoktu telefonda diyen Aziz birdenbire pazarcıya şunu yazıyor. 18.38. Bir gün sonra. Evet. Abi Ayşe dün en son seni aramış. Kendisi ortalıkta yok. Hani arama kaydını görmemiştin? Hiçbir şey görmemiştin. İnce bana mesaj attı. Lütfen o cevap az bir dur. Bir saniye. Mesajlardan önceden bahsediyor. Bana mesaj attı. En son seni aramış. Ne zaman aramış beni? En son seni aramış. 18.30'da bir gün sonra bu. Dün seni en son aramış. Ortalıkta yok. 18.30 akşamdan evet. Bahsediyorsunuz. İşte bana diyorum ki bana o gün mesaj attıktan sonra ben bu şekilde yazdım kendisine. Bana hiçbir şey yoktu telefonda. Bir de burada bu arada pazarcının da bir cümlesi var, o da çok önemli. Neredeymiş, haber yok mu hala? Demek ki konuştunuz, konuşuyorsunuz. Neredeymiş, haber yok mu hala? Ne mesajı abi? Bak burada o tamam, mesajdan önce yapmışsın bu aramayı. Ne mesajı abi? Ayşe sana dün mesaj mı attı? O da diyor ki devamında en son sana mesaj atmış. Önce bunu diyorsun 18.59'da. 2 dakika geçe bir mesajım var. En son sana mesaj atmış. Dünden beri de yok. Polis her yerde onu arıyor. Polis her yerde onu arıyor. Pazarcı da diyor ki en son seni aradığı görülüyor. Mesaj attığı görülüyor abi diyorsun. Tekrar 19.05 geçe. Ben dün Yalova'daydım, pazardaydım. Benden 1.000 lira istedi. Saçmalama dedim. O kadar. Sonra sen diyorsun ki benimle Gönül'e artık bakacaksın diye mesaj atmış sana. 19.35. O da evet diyor. Ben de ne saçmalıyorsun dedim diyor. Beni telefonla aradıktan sen sonra mesajları görmüşsün ben... Aziz. Mesajları görmüşsün. Hayır ben bir şey görmedim. Görmüşsün Aziz. Görmüşsün bu ibarelerden, bu şeyden. Yoktu. Senin ben gördüğün anlamı çıkıyor. İnkar edebilecek durumda değilsin. Mesajlar sonra gidiyor Aziz. Burada kaydı var. Devamında tamamlayayım. Neler oluyor anlamıyorum diyor pazarcı. Senin bu ifaden kayıp eşin, 5 yaşındaki çocuğun ve 8,5 aylık hamile eşinle ilgili bir kelimen var. O zaman nerede bu sen, nerede bu, sen o nokta noktayı gördün mü abi, konuştun mu hiç? Niye kayıp eşinle ilgili bu kelimeyi ne kullanıyorsun? Yapmışsın? Kadın kayıp, belki düştü onunla başını vurdu. Onunla ilgili. Hayır. Bunu... Nerede bu? Sen onu gördün mü? Burada Ayşe'yi konuşuyorsunuz. Hiç bu şahsın ismi geçmiyor. Bu şahsla ilgili sordum ben kendisine. Bu şahsla ne ilgisi var pazarcının? O gün aramış ya. O gün aramış ya. Ama Ayşe'yle ilgili konuşuyorsun. Etrafında... Tamam, hiç yok, bunun ismi yok orada. Hayır tamam, onun hiç ismi yok. Hiç bunun ismi yok burada. Ben Aziz. Onunla ilgili burada onu söylüyorum kendisine. Ben ona Hasan hayır canım olur mu öyle şey? Sen Ayşe'yi konuşuyorsun burada. Ayşe'yle ilgili, hayır, muhabbet tamam, dönüyor. Konuşuyorum da. Ve bu tabiri de ona kullanıyorsun. Ya, bu da inkar edilecek bir şey değil Aziz. O bak, kişiyle konuşuyorum. Artık bu inkar edilecek bir şey i̇nkar değil. Bunu kimin için ben kullandığın belli. Ben o şahsla ilgili konuşuyorum diyorum Hasan Bey. Bak o kelimeyi o Hasan Bey oradaki oturan kişi için konuşuyor. Ne alakası var ya, ne alakası? Evimin etrafında dolaştığı için. Hiçbir alakası yok. Görmedim dediğin mesajları da bu konuşmalardan sonra sana pazarcı yönlendiriliyor. Ve burada bir ifadem var, onu soracağım. Geçeceğim tabii. Hasan Bey'e sorularıma da. Abi ben gittim karakola, yarısı yok. Anlattım face'inde. Hı. Ne anlattın? Ne face'imde anlattın? Sen yazıyorsun bak. Bakayım. Abi ben gittim karakola, anlattım face'inde. Face'indeki o gün karabükeye gitmiş, çorba içtiğini. Ben karakola anlattım kelimesini kullanıyorum. Burada orada hiç ama aranızda Hasan'ın bahsi geçmiyor sizin. Telefonla aradı diyorum hanımefendi beni. Telefonla aradı da pazarcıyla Hasan'la ilgili mi konuştunuz? Evet. Pazarcıyla Hasan birbirini biliyorlar yani. Biliyorlar, durumdan evet, hepsi biliyorlar. Haberdarlar. Biliyorlar. Kaçta evet. Konuştun pazarcıyla sen? Salı günü işte. Salı günü aradı beni. Salı günü mesajdan sonra beni aradı. O zaman sen de burada bu Hasan'la pazarcının birbirini bildiklerini biliyorsun. Bildikleri değil. Bana kendisi... Hasan Bey'in kendini tehdit ettiğini söyledi bana. Ne ile ilgili tehdit ettiğini biliyorsun en azından. Ya şeyle ilgili işte, o Ayşe ile ilgili
kendisini tehdit ettiğini söyledi. Peki demedin mi sen onlara ya siz hayırdır benim eşimle benim alakalı eşim. Nasıl konuşursunuz? Ben söyledim demedin zaten. Mi sen ikiniz söyledim. Bunlar niye kavga ediyorsunuz? Söyledim. Ne dedin? Ne yaptın? Söyledim. Benim hiçbir ilgim yok diyor kendisiyle. Bu zamana kadar benim şeyimi gördün mü diyor. Kötü bir şeyimi gördün mü karşı diyor. Aziz senin eşin kayıp sen pazarcıya Hasan Bey ile ilgili konuşmalar anlatıyorsun. Hasan Bey'i gördün mü diye söyledim kendisine ben. Konuştunuz mu hatta dedim. Kendisiyle ilgili. Evet 24 gün oldu. Ayşe'den, karnındaki bebekten ve yanındaki kızı Esma Nur'dan haber yok. Onları gören bilenlerden yardım istiyoruz. İnşallah Ayşe hayattadır. İnşallah. Esma Nur hayattadır. Bir telefon açmanız yeterli. Birileri onu aldı, bir yerde mi saklıyor? Bundan ne amaçları olabilir? Aklımıza bir şey gelmiyor. İşte o zaman bizi korkutan ihtimal de Ayşe'nin başına kötü bir şey gelmiş olması ihtimali. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili arkadaşlarım çok özenle bir çalışma yürütüyorlar. En yakın zamanda sonucunu sizinle paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Yarın görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.